Selamlar arkadaşlar, yeni videomuz tekrardan hoş geldiniz. Bakın yanımda kim var? Aykut geldi, bu akşam iftara geldi. Şimdi kendisi tatlı yapıyor. Ne tatlısı yapıyorsun kardeş? Tavuk göğsü yapıyorum. Tavuk göğsü yapıyormuş bize. İsteyenlere tarifini yazabilirim abi. Arkasında yazıyor yalnız paketin değil mi tarif? Çok zor bir şey ama sütle karıştırıp yapıyorsun. Aynen. Şimdi dedi ki abla ben tatlıyı yapacağım dedi. Ben zaten bugün akşam yemeklerimde menümde kuru fasulye var. Pilav yapacağım. Onu da haşladım zaten kuru fasulyemi. Ama son dakikalarda soğanlayacağım. Çünkü sıcak olsun istiyoruz. O yüzden yanına bir de pilav yaparız, bir de kaşık salata. Sever misin? Evet. Enişten de biz ona bayılırız. Çorba. Çorba. Domates kuru fasulye, çorbası. Pilav. Pilav. Salata. Salata. Ama bir turşu. Dakika. Salata olmasa da olur, turşu var. Salata da yapacağım ben ama. Yapacağım mı? Yapacağım. Güzel oluyor çünkü turşu, domatesle. Eğer salata yapmayacaksan ben de bir tane soğan öyle yapacağım. Allah, Samet de böyle soğanı vuracakmış. Yalnız çok sarı çıkıyoruz. Neden böyle sarı? Baksana sapsarı çıkmış. İftarın üstüne sen salata yapacaksan şey soğanı koy yalnız. Yaparım, içine koyacağım zaten. Ya koymayacaksan dışarıda yiyeceğim. İstediğin gibi hayat, istediğin gibi ye hayatım. Sen çünkü bana çiçek gönderdin. Ya. Çiçek göndermeseydim. Çiçek göndermeseydim de gene yapardım. Ya sen ye. O zaman daha sonra tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Ne yapıyor ya? Aykut. Ne diyor enişten? Öz süt gibi yaptı vallahi tatlıyı diyor. Gerçekten çok güzel ya, kokuyor. Yani seviyorum böyle tatlılar yapmayı. Evet, hem tatlı yemeyi kendim severiz. Kendim de tatlı olduğum için. Ya. Ben aslında güllaç yapacağım ama hala gülleçi yapamadım. Ya sen iki Ramazan'dır yapacaksın ama. Kolay gelsin o zaman. Ben de bir evi süpüreyim sonra sana yardıma gelirim. Aykut bir işi öğrenmiş arkadaşlar. Bakın böyle süsledi çubuk tarçınla. Bir de muz koydun değil mi? Evet. Çok hoşuma gitti. Tavuk göğsü tatlısı yaptık. Yani daha doğrusu Aykut yaptı. Ellerine sağlık kardeşim. Afiyet olsun. Arkadaşlar biz yaktın ciğerimi yaktın. Her seferce gibi haksızdım. Ne yapayım sevgilim? Ne yapayım aşkım? Bir daha yapsana. Şimdi, her seferci gibi haksız diyeyim. Bütün gün çalışıyorum. Azgın hayvan dövmeye gidiyorum. Aykut'tan taklitler arkadaşlar. Size bahsediyordum ya. Aykut çok güzel taklit yapıyor. Sevdiceğim. Ne yapayım kadınım. Arkadaşlar dayanamıyorum. O kadar güzel taklit yapıyor ki. Volkan Konak'tan girdik. Çünkü çok güzel yağmur yağıyor. Aklımıza nereden geldiyse Volkan Konak'ı çok severiz gerçekten. Onun taklidini yaptı. Şimdi İbrahim Tatlıses'in taklidini yapıyor ama kameraya çekemiyorum şu an. Çünkü utanıyor. Daha fazla çekme beni diyor. Aykut ne olur yap ya. Aykut. Abone Allah cezanı verecek. Nasıl? Saatlerimiz şu an görmüş olduğunuz gibi gece 1 arkadaşlar. Biz yedik, içtik, çay içtik, kola içtik, kahve içtik, bir sürü şey yedik, içtik, cipslerimizi yedik. Hatta iki sefer bulaşık makinemi çalıştırdım. Dedik ki en sonunda tekrar bir kahve içelim. Sahura kadar çünkü ben uyumuyorum. Biliyorsunuz Aykut da uyumuyormuş. Samet dayanamadı. O kahveye kahveye kalamadı yani uyudu. Siz beni sahurda uyandırırsınız dedi. Geldi mi Aykut? Geldi. Biz de şimdi Aykut'la bir Türk kahvesi içeceğiz yine. Aykut'a gülüyorum yine. Çok güzel böyle taklitler yaptı. Komik bir akşam geçirdik. Güzel oldu ya. İyi ki kaldın valla. Valla iyi oldu. Benim için de değişiklik oldu ya. Aynen. Ya ben de çok güzel taklit yapıyorum değil mi? Evet. Aslında ben de yaparım. Ben ayakta uyumaya başladım. Aynen. Senin uykun mu geldi? Biraz geldi. Bana baksana. Ben iyice alıştım arkadaşlar. Gececi gibiyim ben artık. Yani herhalde Ramazan boyu böyle olacak. Bulanık mı çıkıyor biraz? Yani Ramazan herhalde bitene kadar ben böyle olacağım. Ramazan'dan sonra da yine aynı şekilde kalırım diye düşünüyorum. Dediğim gibi şimdi bir kahve yapacağız. Sahura kadar uyumak yok. Bu akşam da güzel bir sahur yapmak istiyoruz. Aykut da var biliyorsunuz. Samet dedi ki beni 3.30 gibi kaldırın. Bu akşam sahurda boyoz alıp gelecek. Yanına da ne yaparız Aykut? Çay mı yaparız? Meyve suyu da var. Yumurta açlarız. Yumurta açlarız evet. Boyoz ve yumurta. Boyoz, yumurta. İzmir'in en güzel yiyeceği diyebilirim. Kesinlikle evet, mutlaka denemelisiniz. Yağmur, evet çok da güzel yağmur yağıyor arkadaşlar. Durmadı bugün böyle yağmur. Başka şehirlerde yaşıyorsanız da gerçekten boyozu dondurulmuş halini denemelisiniz. Çok tavsiye ederim. Of çok güzel yağmur yağıyor şu an.
O zaman biz de bir Türk kahvesi alıp balkona çıkalım. Havada biraz serin, o yüzden ben de böyle hırkamı giydim. Kahveleri yapıp geliyorum o zaman merak et. Aynen, bugün menümüzde köri soslu tavuklu makarnamız var arkadaşlar. Işığı bir ayarlayamadım. İkinci günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben gayet iyiyim. Oruca devam ediyoruz. Çok şükür, Allah'a bin şükür. Aykut kalktı, 12'de gitti. Ben de hazırlandım şimdi. Biraz yürüyüşe gideceğiz Samet'le birlikte. Çünkü dün bütün gün evden çıkmadık ve ben de bayağı böyle bir şişkinlik oldu. Karnım falan kötü hissettim kendimi. Değil mi aşkım? Bir yürüyüş iyi gelir. Bugün yağmur da yağmıyor. O yüzden biraz yürüyüş yapacağız. Eve geldikten sonra da birkaç yapmam gereken işlerimiz var ve sizinle birlikte güllaç tatlımızı yapalım. Hatta aşkım çıkmışken şey alayım ben. Güllacın üzerine böyle toz Antep fıstığı bulursam olur, ceviz markete uğrarız. Ceviz var. İçine ceviz de koyacağım. Ay arkadaşlar, güllacı aldım. Güllaç bana bakıyor. Ben güllaca bakıyorum. O kadar canım çekiyor ki onu. Artık Ramazan da tam ortasına geldik. Bugün kaçıncı günündeyiz hayatım? 12 veya 13. Değil mi? 13 olması lazım. 12 değil mi? Yok 13 olması lazım. Her neyse, Ramazan'ın ortasına geldik. Güllaç duruyor. Ve ben bu zamana kadar nasıl onu yemediğimizi, yapmadığımıza hayret ediyorum. Ama fırsatı gelmedi gerçekten. O zaman çok fazla konuşmadan evimizden çıkalım. Aynen. Tamam. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Şimdi biz yürüyüşümüzden geldik arkadaşlar. Markete girdik. Marketten manav alışverişimi de yaptım. Çünkü hep sebze ağırlıklı hiçbir şeyim kalmamıştı evde. Gitmişken bir pakette pirinç aldım. Pirinç almayı unutmuştuk alışverişte. Şöyle birazcık biber aldık. Biraz soğan aldık. Domates aldık. Dolmalık biber aldım. Biraz salatalık aldım. Biraz yine bezelye aldım. Patates. 3 tane kabak. Ve patlıcan aldım son olarak da. Bir de kıyma aldım. Patlıcanla yine musakka yaparım diye düşünüyorum. Akşama da bu akşam yemeğimizde, menümüzde tavuklu körili makarna var. Söylemiş miydim hatırlamıyorum. Bir de arkadaşlar birazdan sizinle birlikte güllaç yapacağız. Size bahsetmiştim. Az bir şey de böyle süslemek için çilek aldım. Ve bir de aslında bulamadım. Markette bulamadım. Aktar'a gittim. Allah'tan da Aktar açıkmış. Aktar'dan da şöyle birazcık toz Antep fıstığı aldım. Şimdi çok heyecanlıyım. Hep birlikte hadi güllacımızı yapmaya başlayalım. Şimdi tamamen paketin arkasındaki tarife göre yapacağım arkadaşlar. 4 su bardağı toz şeker koyacağım. Hatta şöyle dökeyim. Su bardağı da süt ilave edeceğim. Ben ölçü bardağı olarak genelde hep bunları kullanıyorum. 1. Şimdi süt şerbetimi güzelce kaynatacağım. Şimdi sütüm kaynadı. Çileklerimi de yıkadım arkadaşlar. Yani bütün malzemelerim hazır. Ben de bu sırada süt çok sıcak. Şu an dökülmez sıcak sıcak. Çok kaynak olmaması gerekiyormuş. O yüzden ben de şimdi bu fırsattan istifade, bu zamanımı değerlendireceğim ve tavuklarımı kuşbaşı doğrayacağım. Çünkü makarnamız için tavuklarımız da hazır olmuş olur en azından. O aradan çıkmış olur. Ben o zaman şimdi hemen tavuklarımı doğrayayım güzelce. Aldım geldim. Cevizimi de alayım. Cevizim, neredesin cevizim? Şimdi geldik en heyecanlı kısmı arkadaşlar. Bu tatlıyı çok sevdiğimden midir nedir bilmiyorum ama çok heyecanlıyım o yüzden yapacağım zaman. Sütümüzü kaynattık gördünüz. Eliniz yakmayacak sıcaklıkta olması gerekiyormuş.
Yani biraz ben bekledim böyle ilk kaynarı çıksın diye. Şöyle güzelce bir süt şerbetimizi yaptım. Paketimi de sonunda açıyorum. Çok güzeller. Çok seviyorum. Sizler de seviyor musunuz arkadaşlar güllaçı? Aranızda güllaçı sevmeyen var mı? Çünkü bunu sevmeyenler de var sanırım. Şöyle kıracağım. Parlak kısımları ön kısma gelmesi gerekiyormuş. Ve ben böyle boşlukları dolduracağım. Boş kalan yerleri dolduracağım. Evet, şimdi her katında süt ekliyormuşuz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olursun. Çekilmiş ceviz dişlerim vardı. Birazcık orta katmanına katacağım. Ve güllacımın işlemi bitmiştir arkadaşlar. Şimdi bunu birazcık ilk sıcağı çıktıktan sonra buzdolabına koyacağım. 4-12 saat dinlendirin diyor. Zaten saat şu anda 6. İftar da 8'de okunuyor. Biliyorsunuz ezanımız 8'de okunuyor. Ancak tatlı faslı zaten saat 10'ları buluyor. O yüzden ben de daha sonra buzdolabında bekleteceğim. Daha sonra çıkarttıktan sonra keseceğim, dilimleyeceğim ve süslemesini o şekilde yine sizlerle birlikte yapacağız. Arkadaşlar ben şimdi yemeğimin yapımına başladım. Ve az önce sizlerle canlı yayın yaptık. YouTube'da bir canlı yayın başlattım. Çok da güzel sohbet ettik. Dedim iftar hazırlığı yaparken sizlere bir sürpriz yapmak istedim. Zaten katılanlar biliyorlar. Şu anda tavuk yapıyorum. Tavuklu körili makarna yapıyorum. Bugün sanırım bunu 3 kez falan söylemiş olabilirim size. En sevdiğimiz yemek olduğu için. Şu anda ben canlı yayın yaparken makarnamı koydum. O haşlanıyor. Şöyle göstereyim. Tavuklarımı da doğradım. Onlar da güzelce sote olacak. Kremamı çıkarttım ve bir de borcamıma da peynirimi rendeledim, tost peynirimi. Bunun içerisinde karıştıracağız. Şimdi tavuklarım benim bayağı oldu. Birazdan tuz, karabiber ekleyeceğim. Ondan sonrasında da körümü ekleyeceğim. Ve tavuklarımı artık kapatacağım. Zaten makarnam da bayağı haşlanmış gibi oldu. Saat de 7.30. İftarımıza da yarım saat falan var. Evet, Samet Bey şimdi yardıma geldi ve... Şimdi sen elini yakmadan şunu ben halledeyim. Tamam, özleştirme işini, birleştirme işini Samet Bey yapacak. Şefim. Peynirler ben sence yeterli mi? Eğer yeterli olmazsa üstüne biraz daha şey yaparız. Aynen. Ne koyuyorduk başka bir de şey ben mi mayonez mi çıkarayım? Ben borcak yalnız ha bu var. Yok yok bozmaz orucunu merak etme hayatım. Şöyle maske koyuyorum. Maske mi taksam ne yapsam ya? Aykut nasıl yapıyordu dün? Bu burnunu kapatıyordu ya tatlı yaparken. Bir de mayonez mi? Bence aşkım biraz tavuk at araya. Geri kalanı da makarna koy. Yani şefim işine karışmak gibi olmasın ama. Çekiyor mu şu an kamera bunları? Çekiyor. Bu güzellikleri çekiyor mu şu an? Çekiyoruz evet. Of, abone olunmaz mı buna be? Bu yemeğe abone olunmaz mı?
Lütfen abone olun ve bizi Instagram adresimizden de şuralara bir yerlere ekliyoruz. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü bugün yeni fotoğraflar ekledik. Like'larınızı bekliyoruz. Canım Samay Life ailem. Şöyle ziyan olmasın, hepsini almaya çalışıyorum. Hmm, çok güzel gözüküyor. Az kaldı aşkım ya. Sana göre az, bana göre çok. Şöyle mayonezi de bırakayım. Ben şefin işine karışmayayım. Elimi ayağımı sokmayayım oralara, değil mi? Hallediyorum ben. Evet. Balkonu ben ayarlayayım diyorum. Yok, Samet onu da diyor ki hayır, onu da ben halledeceğim. Ben vakit geçiremiyorum. Sen geçiriyorsun. Bak dedim sana sığar diye borcama, sığmaz dedim. Ya sığmaz dedim. Karıştırması biraz zor olacak bunda. O şeyle karıştır. Ne yapalım? Güllaç yapmışsın. Yapacak bir şey yok. Evet, güllacım da çok güzel olmuş ya. Az önce dolaba açtım. Onu gösterdin mi? Onu yaparken arkadaşlar gördüler. Sürpriz. Süslediğimde de göstereceğim tekrar ama onu hani servis yaparken süsleyeceğim. Hmm. Aşkım işte bak, gördün mü? Bak dönmüyor yani rahat. Şu altta el gibi şey var ya aşkım, onunla yapsana. Yok. Yavaş yavaş böyle çevireceğiz. Öyle mi yapacağım? Şey, ama şu an çok geliyor. Severek yapıyorsun değil mi bunu? Biliyorum, çok sevdim. Alan daha geldi. Ben bu makarnaya hastayım ya. Evet. Bunu biz senle ilk daha o zaman nişanlı da değildik. Makarinde yemiştik. Makarinde yemiştik. Bunun ama mantarlısını yedik. Bir de mantar. Sadece mantar vardı. Eksik. Biz de mantar sevmediğimiz için. Mantar sevmediğimiz için mantarsızını biz kendimiz yapmaya başladık. Evet. Orada da mantarları ayıklıyoruz zaten biz. Evet, orada yerken de. Yani o yüzden çok fazla mantarcı değiliz biz. Hiç mantarcı değiliz hatta. İlk orada yemiştik. Orada çok hoşuma gitmişti. Ben de orada yedik. Sonra evlenince biz dedik bunu kendimiz, kendimiz yaparız. Kendimiz yaparız biz bunu dedik. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok da basit yani bu. Geçen az tavuk alacaksın. Neydi bunun aşkım? Alfredo. Alfredo makarna bu. Alfredo makarna. Kahvelerimizi içtik. Şimdi sıra geldi tatlımızı kesmeye, dilimlemeye arkadaşlar. Ve ben böyle çileklerimi de bu şekilde hazırladım. Çünkü Samet o sapları olduğu zaman sevemiyor. Bana diyor ki sakın üstüne sap koyma. Görselde de olsa istemiyorum dedi. Ben de o yüzden ona göre bir sunum hazırlayacağım. Şimdi tatlımızı çıkarıp bakalım nasıl olmuş tadı. Ve güllaçımız geldi. Çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor ya. Şimdi sizinle birlikte dilimleyelim ve süsleyelim bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. İlk önce tadımını sizinle birlikte yapmak istiyorum. Saçlarım da dağılmış bu arada. Bakalım nasıl olmuş güllacım. Gerçekten mükemmel. Ben artık tatlımı da aldım. Gidiyorum arkadaşlar. Gerçekten güllaç Ramazan aylarının hem ekonomik hem güzel hem de çok pratik bir tatlısı. Bence herkes evlerinde Ramazan'da yapmalı ama tabii ki sevmeyenler de vardır. Onlara da saygı duyuyorum. O zaman arkadaşlar bu iki günlük benden bu kadar olsun. Birbirimizi özlememek adına daha sık video atmaya çalışıyorum. O yüzden böyle kısa kısa videolar devam ediyorum. O zaman videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı,
yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki vloglarda tekrardan görüşmek üzere Samile Life ailesi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.